Böyle bir giriş yaptık, besmele çektik, biraz sohbet ettik. Daha doğrusu ben konuştum, siz yazdınız. Söylemek istediğiniz bir şey varsa, buyurun. Yoksa e, dünün tekrarıyla bugüne besmele çekip başlayalım inşallah. Herhangi bir şey yok o zaman. Dün yani bugün attığım görselleri ya kendiniz not alın ya da Tek şey birazcık yavaş hocam birazcık yavaş hocam yani yavaş inşallah yavaş bugünkü emelim amacım emeviler dönemini anlatabilmek hocam telegrama nasıl katılabilirim telegrama nasıl katılabilirsiniz şöyle ki e, bildiğim kadarıyla orada sadece zaten bizim yani ikinci grup DHBT'nin kayıtlı olduğu bir telegram grubu var e, kurumdan bilgi alabilirsiniz o konuda veya arkadaşlarımız size link atabilirler. WhatsApp gruplarında vesaire varsanız oradan e, bakabilirsiniz. Benim bugünkü hedefim sevgili arkadaşlar Emeviler dönemine başlayıp Emeviler döneminde işte Muaviye ile başlayıp Yezid devam eden süreç Endülüs Emevi devletine kadar gelebilmek. Zamanım kalırsa Endülüs Emevi devletini anlatabilmek ama soru da çözsek hocam konu bitirimlerinde. Konu biterse inşallah ya da ders biterse en azından tekrarlar veya sorularla ilgili bazı pekiştirmeler de yapabiliriz. Ama şimdi ben anlatırken e, soruyu verdiğim zaman biraz karışıklıkta olabiliyor. Dersi bitirdikten sonra yani İslam tarihi bitecek. Bugün dersimiz var biliyorsunuz. Haftaya perşembe bir İslam tarihi dersimiz daha var inşallah. O İslam tarihi dersinin bitiminden sonra... Ee, yani Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali dört halife dediğimiz Emeviler, Abbasiler e, Bu dönemlerde ÖSYM bize ne sorar diyeceğim e, Önemli bilgileri tekrar etmek istiyorum Ayrıca bulabilirsem yani çıkmış sorular zaten var da e, Bütün hepsi olmasa bile bazı çıkmış sorular üzerinden tekrardan konu analizi yapabiliriz Son bir sorum var. Bütün DHBT bittikten sonra çözüm soru, soru çözümü olabilecek mi? Yani aldığınız içerikte neler var bilmiyorum. Yani biz bu DHBT okulu canlı uzemden almış olduğunuz paket içeriğinde ne var bilmiyorum. Yani ona bakabilirsiniz. Soru çözümleri olacak mı, olmayacak mı? Onları konuşabiliriz. Arkadaşa normal mesajla gelmiş olmalıdır. Bana da öyle geldi. Dersler ne zaman bitecek? Takvim yayınlandı. Sevgili arkadaşlar, şimdi e, sizin dokümanları aldığınız bir sayfa var. Size ait. Öğrenci profil sayfası. O sayfada sol tarafta şöyle sol tarafta bölümler var. Takvim, ders programı, planlar, kim hangi dersi hangi tarihlerde anlatacak. Orası var. Oradan bakabilirsiniz. Veya ben e, telegrama atadabiliriz Ama oradan bakmanız daha mantıklı. Çünkü orada takvim de var. Şu gün işte benim dersim var. Ya da rehberlik dersiniz var. Veya işte Enes hocanın e, diğer dersleri anlatmış olduğu dersler var. Mesela ben bu hafta iki saat ders anlatacağım. Yani iki gün anlatıyorum. Dün anlattık. Bugün anlatıyoruz. E daha sonrasında işte rehberlik verseniz var diyelim. Haftaya Enes hocam bir, iki hafta ya da iki gün anlatacak. Ben bir gün anlatacağım vesaire. 9 Şubat'ta bütün konular bitecek inşallah demiş. Bakın sistemden takvimden takip eden hocalarım onu görmüşler inşallah. Bayağı bir sohbet ettik. Artık e, ders çalışma ve dinleme zamanı geldi inşallah. Dediğim gibi yani yaklaşık 15 dakika kadar ee, dünün dersini tekrar etmek istiyorum. Nereye vurgu yapıyorsam bilin ki biz ÖSYM'nin daha önce sormuş olduğu soruları analiz ettik. Baktık DHBT olsun ÖABT olsun MBSTS olsun bu sorular analiz edildi ve bu dersler size o şekilde anlatılıyor. Yani ben tutup da size ÖSYM'nin daha önce hiç sormadığı veya işte soru bankalarında görmediğimiz ya da şıklarda hiç karşılaşmadığımız bir şey var. Bu çıkacak kesin. Ben bunu ilk defa söyledim. Böyle bir iddiada bulunmuyoruz kıymetli hocalarım. Bizim buradaki yöntemimiz ÖSYM'nin çıkmış olduğu ya da sormuş olduğu daha doğrusu soruları analiz ediyoruz, alıyoruz, bakıyoruz. Mesela 2013 ile 2018 arasında bir süreç var. DHBT için değil belki ama ÖABT için de konuşabiliriz yani öğretmenlik alan bilgisi ki birbirine yakın alanlar. Bazı dersler işte DHBT'de yok, ÖABT'de daha fazla ders var diye düşünebiliriz. Sonra 2018'den sonra iş biraz daha zorlaşma boyutuna geliyor. Farklı soru tarzları geliyor, sistemi değiştirdiklerini görüyoruz. İşte bu soruları görüyoruz, analiz ediyoruz ve bu şekilde bir yol haritası kendimize çiziyoruz. Size de ÖSYM daha önce buradan sordu, yeniden soru gelebilir. Hazreti Ebubekir'den bunu sorduysa Hazreti Osman'dan şunu sorabilir diye anlatmaya gayret ediyoruz. İnşallah atama vesileniz olsun. istifadeli olsun. Rabbim bugün güzel günleri sizler için göz aydınlığı eylesin. Ve hayırlı bir şekilde, huzurlu bir şekilde gönlünüzü e, ferahlatacak, içinize sinecek, güzel yerlerde Allah'ın dinine, din-i İslam'a hizmet edersiniz. İnşallah. E, babamın e, bir müftüsü vardı, öyle söylerdi. Kur'an-ı Kerim'e hizmet edenin rızık kaygısı olmaz inşallah derdi. Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden kişi de rızık kaygısı olmasın. Allah inşallah emeklerinizin karşılığını tas tamam verecektir. Ama gayret edeceğiz, ama çalışacağız, ama çözeceğiz, ama okuyacağız. Allah'a tevekkül edeceğiz inşallah. Başlıyoruz biiznillah. Şimdi sevgili arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken açıyorum. Daha sonra kendi ekranıma döndüğüm zaman ne kendimi görebiliyorum ne yorumlarınızı alt tarafta bildirim geliyor. Şimdi dün Hz. Ebubekir dönemiyle başladık. Şimdi şöyle bir kaç şey yazayım. Dört halife dönemiyle alakalı neler söyleyebilirim? Sevgili arkadaşlar dedim ki dört halife dönemiyle ilgili. Şunu biraz inceltelim. Dört halife dönemiyle ilgili. Bir, halifeler nasıl seçilmiştir? Bunu mutlaka bilmeniz gerekir halifelik seçimiyle alakalı. Halife seçimle mi geldi? Birisi tayin mi etti? Şura mı kuruldu? Bunları mutlaka bilmenizi istiyorum. Daha sonra bu halife dönemlerinde savaşlar yapılmış mı? Bu savaşlar nelerdir? Bu savaşları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Savaşların kendilerini değil, savaşların sonuçlarını da bilmeniz gerekiyor. Üçüncü olarak baktığımız zaman <laughs> devlet nizamı ile alakalı, devlet düzeni ile alakalı neler yapılmış? İşte Hz. Ebu Bekir kitap Kur'an-ı Kerim Musaf haline gelmiş. Hz. Osman döneminde çoğaltılmış. Veya Hz. Ömer döneminde devlet idaresiyle ilgili yeni yeni teşkilatlar, çeşitli kurumlar kurulmuş vesaire. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bir diğeri karışıklıklar. Karışıklıklar neler olmuş, neler bitmiş, nasıl bir yol izlenmiş buna dikkat etmem gerekiyor. Beşinci olarak da fetihlere dikkat etmem gerekiyor. Fetihler veya daha sonra fetihler sonrasında kurulmuş olan işte yeni şehirler veya diğer olayları iyi bilmem gerekiyor. Halife nasıl seçildi ona göre konuşacağım. Şimdi baktığım zaman Hazreti Bekir'in halife seçilmesinde Beni İsa'yı çağırdığını mutlak surette bilmem gerekiyor. Saat bin Ubade'yi mutlak surette bilmem gerekiyor. Bunlara dikkat edelim lütfen. Bunları bilirsem eğer daha iyi ilerlerim neydi Hazreti Bekir'in halife seçilmesine baktığım zaman Hazreti e, Ebu Bekir peygamberin işleriyle ilgileniyordu. Daha sonra Ensar'ın adayı olan Saad bin Ubade'nin haberi gelince Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, işte Ebu Beyde bin Cerrah gibi isimler geldiler ve <salaries> ne yaptılar? Bu ekibe e e e yani Beni Saide çağırdığına gelerek ne dediler? Biz işte halife seçimiyle ilgili Hazreti Ebubekir'in konuşmaları vardı ve daha sonra Hazreti Ebubekir'e biat edildi ve İslam'ın ilk halifesi peygamberden sonra Hazreti Ebubekir seçilmiş oldu. Hazreti Ebubekir'in ilk icraatından bahsederken Üsame ordusunu söyleyebiliriz. Üsame ordusu dikkat edin mezheplerde de karşınıza çıkabilir. Neden mezheplerde de karşınıza çıkabilir? Çünkü ihtilaflı bir konudur. Üsame küçüktür, çocuktu, gençti, işte babası köleydi, kölenin oğlu ordu komutanı oldu vesaire gibi çatlak seslerin de çıkmış olduğu bir durumdur. Peygamber Efendimiz Muhte Savaşı'nın da şehit edilenlerin intikamını almak için Hüsami ordusunu göndermişti. Peygamberin vefat haberi gelince geldi. Ama ilk icraat nedir? Hüsami ordusunun göreve gönderilmesi. Hz. Ebu Bükür dönemine baktığım zaman zidde faaliyetleri ve mütenebbi hareketler Bunlara dikkat edelim. Ridde neydi? Dinden dönme fiilini ifade ederdi. Dinden dönen kişiye de mürtet denilmekteydi. Ridde'nin başlangıcı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemine kadar uzanıyordu. Esvet el ansi. Buna dikkat ediniz, unutmayınız. Bu isimler önemli. Daha sonra işte Müseylime gibi, Tüleyha gibi önemli isimler söz konusu. Bunları ifade etmiştik. Peki ridde faaliyetleri neden ortaya çıkmıştı? Bunların sebepleri vardı, dini sebepler. İşte zekat vermek istemiyorlardı gibi de düşünebilirsiniz. Daha sonrasında kabilecilik anlayışı, kabile hayatı burada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Sonrasında zekat vermek istemeyenlerin durumu vardı ki burada Hazreti Ömer'in neyi demiştik? E, tavrı ya da Hazreti Ömer'in teklifi demiştik. Ve Hazreti Ebu Bekir'in Şöyle kısaca yazayım. Tavrı demiştik. Hazreti Ebubekir demişti ki, şey Hazreti Ömer demişti ki, yani tamam bir harekette bulunan, faaliyette bulunan kişilerle biz <laughs> savaşıyoruz ama onlar en azından dinden döndüler. Tamam bunu anladık. E peki zekat vermeyenlerle niye savaşıyoruz? Bunlar Müslüman en azından. Bunlarla savaşmayalım demişti. Ama Hazreti Ebubekir demişti ki, namazla zekatın arasını bozanla ben savaşırım demişti. Bunlar da ridde faaliyetlerinin çıkış sebepleri olarak karşıma çıkıyordu. Mütenebbi faaliyetlerde yani peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkanların baktığımız zaman üç tane önemli isimden bahsediyorum. Birisi Tüleyha, birisi Müseylim'e, birisi de Esvedelansi. Burada farklı isimlerde ifade etmiştik. Niye bunları özellikle vurguluyorum? Çünkü <laughs> Tüleyha'dan başladığım zaman Tüleyha'ya demiştim ki Beni Esed kabilesinden ee, Müslüman oluyordu Halid bin Velid Ordusuyla ona gitmişti O daha sonra Müslüman olmuş Hatta Hazreti Ömer döneminde e, İran fethine katılmıştı dedik Müsehileme çok önemli Kıymetli hocalarım dün de ifade ettim Buraya dikkat et lütfen Yemame savaşından bahsediyoruz Akraba savaşları olarak karşıma çıkmaktaydı Bedir'den sonraki neydi En kanlı savaş Yemame savaşıydı Buraya dikkat et Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesine de öncülük etmişti. Çünkü 700 tane hafız burada şehit olmuştu. Dikkat edelim. Hazreti e, Ömer'in teklifiyle Kur'an cem edilmişti. Bunu da ifade ettik. Esvedelansi nedir? Esvedelansi mütenebbi faaliyetlerde bulunan ilk kişi olarak karşıma çıkmaktaydı. İlkler önemli. Buraya da dikkat ediniz lütfen. Yani riddi, ridde faaliyetlerini başlatan ilk kişi olarak karşıma çıkmakta onu da ifade edeyim. Fetihlere baktığım zaman, Hazreti Ömer döneminin fetihlerine baktığım ya da savaşlarına baktığım zaman şunu ifade edebilirim. Suriye Şam bölgesine baktığım zaman Ecnadeyn Savaşı benim için önemli. Neden önemli Ecnadeyn Savaşı? Suriye bölgesi, Şam bölgesi yani Bizans'la bir ilişki. Kassani'ler Siyer dersinden hatırlarsanız bir nevi e, Bizans'ın uydu devleti konumundaydı. Bizans'ın o bölgedeki konumunu ifade etmekteydi. Yani kuzeyde kurulan bu Arabistan devletlerinden biriydi Gazneliler. Daha sonra Ecnade'nin savaşı yapılmıştı. Bunu da ifade edebiliriz. Ecnade'nin savaşında e, şiddetli çarpışmalar sonucunda Müslümanların kesin galibiyet aldığını söylüyoruz. Hazreti Ebu Bekir'in vefatı. Na geldiğimiz zaman Hazreti Ebu vefat etmeden önce ne demiştik? Ahitname'yi Sıddık Ahitname'yi Sıddık ile ne yapmıştı? Ee, Hazreti Ömer'i yerine halife olarak bırakmış idi. Hazreti Ebu dönemi daha sonra da vefat ediyor. Onu da ifade etmiştik. Hazreti Ebu döneminde yapılan icraatlara baktığımız zaman Müseylemetül Kezzap işte şuradaki teklifle neydi? Kur'an-ı Kerim musaf haline getirilmişti. Mushaf haline getirilirken oluşturulan komisyon vardı. Bu komisyona başkan olan da Zeyd bin Sabit'ti. Yine onun zamanında hem halife hem de ordu ne olmuştu? Maaşa bağlanmıştı. Bunu da ifade edelim. Hem halife hem de ordu maaşa bağlandı. Şurada tablo kaymış demiştik. Bunun ekran görüntüsünü alın lütfen. Çünkü soru bankalarında karşılaşabilirsiniz baktığım zaman neleri söyleyebilirim başka bunun yanı sıra neler ifade edebilirim Hazreti Ömer dönemine geldiğim zaman Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer'in kullanmış olduğu bir ifade vardı